Evet, şimdi ne diyoruz? Dış açıortay. Dış açıortay da bir üçgenin bir iç açısının dışını iki eşit parçaya bölen doğru parçasına denir. Mesela şu A açısı, şu bir üçgenim. Ben bunun A'nın dışı olan şu açıyı iki eşit parçaya bölersem, şu şekilde eğer bölersem, o zaman bizim dış açıortayımız ne olmuş oluyor? Şu AD uzunluğu bizim neyimiz oluyor arkadaşlar? Dış açıortayımız oluyor. Biz tabi bunu yine N harfiyle A'yı böldüğü için NA diyoruz. Yalnız A'nın dışı olduğu için de bunu NA üssü olarak gösteriyoruz. Evet, formülümüz burada şu şekilde, çift L kuralı diyorum. Yani şu üçgenin tamamını tarıyoruz. Bakın, bir L harfi. Bir de içerideki L harfi var. Yani şu var. Bir geniş, bir de dar L var. Çift L kuralı. Buranın altın oranı, şu AC'nin CD'ye oranı. Formülümüzü yazalım. AB bölü BD eşittir AC bölü CD olacak şekilde söylüyoruz. Bu diğer soruda NA'nın karesi vardı. Burada yok mu? Burada da var. Orada neydi formülümüz? Üsttekilerin çarpımı eksi alttakilerdi karesi. Burada da tam tersi, alttakilerin çarpımı eksi üsttekiler. Fark eden bir şey yok. Sadece burada negatif çıkacak. Biz negatifle uğraşmadığımız için alttaki büyükten küçüğü çıkartıyoruz. Çünkü uzunluk eksi olamayacağı için. Ha, siz üstten altı çıkardığınızda eksi bulursanız bile ne yaparsınız? Onu pozitif hale getirirsiniz. Soruyu yine çözmüş olursunuz. Evet, dış açıortayımız bu şekilde gösterilmekte. Bununla ilgili bir soru çözelim birkaç. Nedir diyelim. Evet, şu iki sorumuzu çözelim. Şimdi hemen açıortayı gördüğünüz zaman ne diyorsunuz? Dış açıortay teoremi var mı? Formülümüz neydi? Çift L kuralı. Yani buranın altın oranı 3'ünde 6. Bakın, oradaki mantık gibi 3'e 2 katı 6 gelmiş. Burada da 5'e 2 katı 10'un gelmesi lazım. 6 ile burası kaç oldu? 4 oldu deyip de eğer tam katı şeklinde verilmişse pratik bir şekilde, kolay bir şekilde yapabiliriz. Formülü uygulayalım. 5 bölü x artı 6 eşittir 3 bölü 6. Sadeleştirirsek 1, 2. İçler dışlar 10 eşittir x artı 6. X buradan dediğim gibi 4 çıkmış oldu. Diğerinde de bakıyoruz. Çift L kuralından önce hemen buranın 90 niye verilmiş? 6, 8, 10'dan 8'i bul diye verilmiş. Onu gördükten sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Çift L kuralını uygulayacağım. Yani buranın şu kolu oranı 8'in de x'i oranı. Neymiş? 10 bölü 6 artı x eşittir 8 bölü x. Evet. Sadeleştirmemizi yapalım. Daha küçük sayılarla işlem yapmış olalım. Şöyle gitti. 4, 5. İçler dışlar yapıyoruz. 5 tane x eşittir. 6 kere 4, 24 artı 4 tane x. 4x buraya eksi olarak geldi. 24'e eşit. X buradan kaç oldu arkadaşlar? 24 santimetre bulunmuş oldu. Evet, bununla ilgili son olarak açıortay konusuyla ilgili İç teğet çemberinden bahsedelim ve biraz sorularımızı çözelim. İç teğet çember. Bu önemli arkadaşlar.
Şimdi iç açıortayların kesim noktasına şöyle yazalım. İç açı ortayların kesim noktasına iç teğet çemberin merkezi denir. Neymiş? İç açıortaylarının kesim noktasına iç teğet çemberinin ne diyormuş? Merkezi deniyormuş. Bu tanım önemli. Çünkü bazen sorularda açıortaylarının kesim noktası denmez, iç teğet çemberinin merkezi denir. Bizim de bu iç teğet çemberinin merkezi cümlesinin ne işe yaradığını bilmemiz gerekiyor ki soruyu çözebilelim. Yani söylediğimiz şu. Şöyle diyelim ki bu açıortay gelmiş buradan. Bunu üçgende açılardan biliyorsunuz. Bu açıortaysa bu da buradan geçtiği zaman mecburen buranın da açıortay olması şart. Başka neyimiz var? Şunu diyoruz. İşte şu içeriden teğet olarak geçen çemberin merkezi bunların buluşma noktasıdır. İşte o noktası bu çemberin işte bu üçgenin işte çemberinin merkezidir. Bir de şöyle bir şey var. Bazı arkadaşlarımız biliyorlardır. Daha bu konuyu görmedik ama merkezden teğete inen her zaman diktir ve bu R yarıçapını verir. Bakın bu doğrusal gelmek zorunda değil. Bunlar doğrusal değil. Olabilir. O eşkenar üçgende oluyor ama doğrusal olmak zorunda değil. Doğrusal görmeyelim. Bu R'lerin hepsi birbirlerine eşittir. Çünkü çemberin yarıçapı R olarak verilmiş. Bu uzunluklar merkezden teğete dik olduğu için birbirlerine eşittir. Şimdi ben buradan şu sonucu da çıkartabilirim. Gerçi onu üçgende alanda verelim. Şimdi alan bilmediğimiz için. Neymiş? Bunlar birbirlerine eşitmiş. Peki şu açıortaysa, şunlar RR ise şu kol uzunlukları birbirine eşit değil midir? Hani değil mi arkadaşlar? Kollara inen dikler eşit. Açıortay RR ise buralar da birbirlerine eşit değil mi? Açıortay RR ise buralar da birbirlerine nedir arkadaşlar? Eşit olmak zorundadır. Yani işte çemberin merkezini çizdiğimiz zaman da birbirlerine eşit olacak şekilde bu şekilde ayırmaları gerekmekte. Şimdi bunlarla ilgili soru çözelim. Genel bütün açıortaylarla ilgili. Özellikle iç açıortayla ilgili. Karma sorularımıza bakalım biraz da. Evet, ilk sorumuz şöyle olsun. Bir var, üç var. Şuraya x diyelim. D, B, C, A. X nedir? Diğer bir sorumuz. A, B, D, C. A, B artı 4 eşittir. A, C. B, D eşittir. 3. D, C. Nedir diyelim. Başka bir sorumuz. X nedir diyelim. Evet, şimdi ilk sorumuza baktığımızda biraz önce üçlü beşli sorusunu çözmüştük. Şimdi biraz köklü olsun diye bununla uğraşacağız. 1 var, 3 var. Açıortay var. O zaman aşağıdan yukarıya katları gidecek. 1'e k gelirse 3'e 3 katı geleceği için 3k. Daha sonra diyorum ki ben bu üçgende Pisagor bağıntısı yapıp x'i bulabilirim. Çünkü x'in karesi eşittir 1'in karesi artı k'nın karesidir. Ama daha öncesinde x'i bulmak istiyorsam k'yı bulmak zorundayım. K'yı nasıl bulurum? O da büyük üçgende bir Pisagor yapar. Önce k'yı buluruz. Yani 3k'nın
karesi eşittir k'nın karesi artı 4'ün karesi. Doğru mudur? Evet. 9 tane k'nın karesi eşittir 1 tane k'nın karesi artı 4'ün karesi. Yani buraya attığımızda 8k kare eşittir 16. Bunlar sadeleşirse böyle k kare eşittir 2. K da kök 2 olmak zorunda. Ya da direkt olarak k kareyi burada da yerine yazabiliriz. Direkt yerine yazalım. X'in karesi eşittir 1'in karesi artı k kare, yani 2 idi. X kare eşittir 3. X eşittir buradan kök 3 olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Diğer sorumuzda AB artı 4 eşittir AC'ymiş. Yani ben AB uzunluğuna A gibi bir şey dersem AC uzunluğu neymiş? A ile 4'ün toplamıymış. A ile 4'ün toplamı. Şöyle yazalım. Tamam. Açıortayım var. 3 var. A var. A artı 4 var. Peki bir de dik var. O diki nasıl kullanabiliriz? Şimdi normalde eğer sayılar olsa mesela 3K 5K olsa 3K'ya 3 5K'ya 5 gelir falan der. Dike göre veya Pisagor yapabilirdim bu oranı bulduktan sonra. Ama toplam şeklinde olduğu için böyle bir şey yapamıyorum. Hani A'ya 3 gelmiş, A artı 4'e acaba ne gelir diye oran orantıya girip çorba bir şeyler bulmanın mantığı yok. Şimdi açıortay, peki dik varsa başka ne yapabilirsin? Açıortayda kollara inen dikler eşittir. O zaman diyorum ki şunu şöyle çizsek. Açıortaydan bu 3 ise bu da nedir? 3. Bu A ise burası da nedir? A. A artı 4'te buraya ne kaldı? 4. Ne güzel çıktı ya. 3 var, 4 var. Ne var arkadaşlar? 3, 4, 5 var. Zaten DC'yi sormuş. Kaç oldu? 5. Basit bir şekilde sadece neyi nereden indireceğimize baktık ve çözüme ulaştık. Diğer bir sorumuz X uzunluğu soruluyor. Şimdi nokta var. A. Nokta var. A. Bu açıortaya bakıyorum. Şu yer belli, burası belli diye, burası belli, burası belli. Açıortay teoremini hiçbir şekilde uygulayamam. Çünkü bir tane bilinen var, üç tane bilinmeyen var. Peki, şuralara da bir BB dersek. Hani şu ağların birbirinden uzak olmasına gönlümüz el vermiyor. Bunları yaklaştırmak istiyoruz. Nasıl yaklaştırıyoruz? Bakın şu ikisinin toplamı. A artı B burayı vermez mi? A biraz yaklaştı mı? Doğru mu? Diğer ağasına yaklaştı. Peki burada ne görüyorsunuz? Benim gördüğümü görüyor musunuz? Bakın A artı B, A artı B. İki açı da birbirine eşit. E iki açı birbirine eşitse o zaman bu kenarla bu kenarla birbirine eşit değil mi? Kenarlar eşitse açılar eşit. Açılar eşitse kenarlar eşit. O zaman burası da kaç olacak? 9. E X de 4'ün toplamı kaç? 9. X kaç oldu buradan? 5. Tak bulduk. X'i 5 bulduk mu? Zaten bize neyi soruyor? X'i soruyor.